kıymetli seyircilerimiz, Soba'nın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber konuklarıma 40 adet çok zor soru soracağım ve cevap vermelerini isteyeceğim. Her soru için 2 dakikaları olacak. Sürelerini artırdıkları zaman başka sorularda kullanmak için de bu süreyi kullanabilirler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu başka bir programın açılışıydı. Hangisinin ola ki? 40 programının açılışıydı. Bu çok beğendiğim için bunu yapmayı da inşallah bana yazılmazsın. Sesin inşallah de buradan daha güzel geliyor ha. Baba benim bu arada gerçekten ses tonumu beğenirler. Sen ne düşünüyorsun benim? Az önce böyle eski vokalist abim. Senin ses tonun çok iyi. Senin aslında nerelerin iyi olduğunu da biliyorum ama ama ve lakin sevgili Doğu Demirkol bize verdiği sözü ben diyordum ki herhalde 2023'te gerçekleştirmez. Bir tık geç tuttu. O yüzden her ikinize de sevgili Doğu Demirkol'a ve Murat Özsoy'a da geldikleri için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hocam abi, niye geldiniz? Biz teşekkür ederiz. Gerçekten oğlum, program yapmışsınız. Nerede bu kadar eğleneceğiz ki başka? Hevesle. Geldik bu şey kurgu murgu anca bitti. Dizinin telaşesi. Anca geldik kral. Abi bizler dürüst insanlarız Doğu, bak. Çok dürüst insanlarız. Aynı dürüstlükte devam edeceğime dair yemin ederim. Biz seninle Zorlu Center'da karşılaştıktan sonra. Parlede. Program hatırlıyor musun? Programa isim arıyordun. Evet aynen doğru. Ne olsun falan diye. Alelade vardı o ben vardı. Ben de hassiktir. Alelade olmaz herhalde dedim. Alelade olsun. Evet abi ben de olmaz diye düşünüyordum. Beni nasıl ikna ettiniz ya? Alelade. Geldi abi Alel abi. Çok yakında ben de stardayım. Ona göre. Abi Alelade biraz Alelade şey gibi yani. Abi. Mutassıp komedyen hepinizi güldürmeye geliyor. Yok, eğlence her eve geliyor. Öyle gibi, bir dünya oldu. Abi Alelade'nin mutassıpla ilgisi yok. Alelade hani böyle gelişi güzel. Ya, toplumun her kesimini Alelade yakalayabileceği yani. Biraz. Mutassıp şey gibi iddiasız böyle. Hani evet gibi. Doğru orası doğru belki biraz. Aslında doğru. Şimdi baktığında yani aradan bir sene geçtikten sonra baktığında kulağa hoş geliyor. Evet. Ama bizim ben ama çok orada 22 sene gitmeyeceğini nereden anladım abi biliyor musun? Sen kendine yanlış bir mentor seçtin. Sen o gün Kaan Sekban'la oturuyordun. Evet. Nasıl talk show yapılır diye Kaan Sekban'a sormak aklına geldiyse 14 bölüm sana haktır. Ben yok. Star olsam 6'da fişini çekerdim. Ben sana. Yok nasıl yapılmaz diye sordum. Güzel. Ne yapmayayım diye. Yok ya Kaan'ı da seviyorum da. O gün bir oturalım dedim yani. Çünkü sizi de arıyordum. Sonra şans eseri denk geldik. Buldum Allah'tan evet. Yani ya. Nasıl yapılmaz diye sevgili Kaan Sekban'a sorarken geçmişteki bir örneğiyle yan yana masalarda. Yapılmayan birini daha. İnanılmaz evet. O gün senin serüvenin enteresan. Yani. Bütün vallahi talk show evet yapılmayacak ya. İnsanları görmen aynı gün içinde. Oturup. Ve sevgili Murat Hoca Doğu'nun bize bıraktığı intiba da şuydu yani. Vallahi bilmiyorum ya. Çok istiyorlar evet. Ama bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Ta ki teaserları gördük. Doğu'nun ne ya, kadar para ya aldığını konuştuk. Evet. Ne kadara yaptı acaba diye. Nihayetinde soru gelsin paracı mıyız? Abi bilmiyorum ya. Paracılık gibi düşünmeyelim de ben kafamda bir rakam vardı. Akarken doldur onların gibi mi? Onların kafasında bir rakam vardı. Benimkine olursa yapayım dedi. Olur dediler. Yani, şunu noktaya geliyorum. Çok hevesli değilsen bir işe. Diyorum ki ulan şu paraya okey derlerse tamam. Okey diyorlar. O zaman da bari yapayım gibi oluyor yani. Çünkü mesela çıkmayacaklarını düşündüğüm bir teklifle gidiyorum. Bu da bir yandan da şey oluyor. Ulan buna da çıkarlarsa demek ki hevesliler. İnsanları da kırmak olmaz. Her giderken kendimi ikna ediyordum talk show'a. Murat bana diyordu abi kötü bir şey yapmıyoruz. Biz yani. Dur beni atma şimdi. Hakikaten ama beni ikna ediyordun dersin. Ulan senin ne umutlarla ne hevesle bir de stüdyoya gittiğini, sırt çantanla nasıl Fox'a gittiğini düşün. Adam gitmeyelim diyor. Evet siz ya de gidelim derken seni itiyorlar. Ali gelme siktir git. Ama ne kadar ya güçlü bir duruş ya. Ben hemen kabul ettim mesela. Ama senin çocukluk hayalin. Abi, senin ama öyle bir arzun yoktu. Ama senin yaptığın zamanla benim yaptığım zaman arasında da fark var abi. Yani sen çok daha sen önceden iyi zamanında yapamadın. Sen talk show'un iyi zamanında yaptın yani. Murat Hocam biz seninle pandemi zamanında tanıştık. Sen aynı aslında zamanda aslında öncesi var. Çok öncesi var. Çok öncesi ayaküstü tanışmıştık ya. Yıllar. Ha, onu bir konuşmuştuk. Sana da mı hakaret etti böyle Nublu'da, Bronx'ta falan. Yok, her ya, gelen öyle bir şey anlatıyor. Ofiste karşılaştık. Beraber bir şey yapalım dedi. 20 yıl geçti. Beni gelenler böyle sürekli Mesut'un karşısında işte benden makas almıştın, anneme sövmüştün diye. Hepsi de doğru bu arada. Yani zamanında alkollüyken yaptığımız eskiden, hareketler. Evet, eskiden kötü insandı. Hayır. Öyleydi abi. Eskiden kötü onlara bir insandı. Göre, baba, kötü göre değil de daha egolu bir duruşum vardı ya. Döküldü evet. O. Evet. Seni dinliyoruz şimdi. Şimdi daha içimizden böyle daha samimi evet. Önceden bakınca Ali biçim YouTube'da. Böyle havalı bir tip gibi. Daha halka iniyorsun evet, YouTube'da. Daha halka indi. Bize geldin halka abi. Indi. Ama bak mesela o hafif bir şive de gerekiyor. Yani. Murat Hoca'da ben senin bu şiveyi de bu arada çalışarak bulduğuna inanıyorum. Böyle anketler yani en çok en büyük kitleye hitap edecek şive hangisidir? Orta Anadolu ama sahipsiz de olsun ki Sivas alınmasın. Alınıyorlar ama gene Konya, Kayseri gibi geliyor daha çok. Ama sahip çıkmaya çalışanlar olsa da seninki aidiyetsiz bir Amasya'da şey oldu. Yok lan Amasya'da gelişti valla. Ana baba benim doktor baba bir tane genel cerrah var şehirde. Eli neşter tutan bir insan var. Kimi ameliyat olacak olsa o yapıyor. Yani havalı bir şey küçük şehirde doktor çocuğu ama. Ben de böyle gıcık ben her gün kavga ediyorum.
mobiletlerle tüpçüler falan önümü kesiyor böyle. Her Allah günü kavga ediyorum. Sempatik biri olmaya çalıştım ya. Ben de hani doktor çocuğu değilim ben falan diye. Ulan ben şiveli oldum. Şimdi Amasya'nın arkadaşlarına bakıyorum. Anası babası merzi fonlu çocuklar jön gibi konuşuyorlar abi. Ben böyle kaldım abi. Güzelmiyor abi. Ya öyle konuşsam da yapmacık geliyor. Yani uğraşsam herhalde konuşurum düzgün ama. Peki sana böyle Recep Vedik taklidi mi yapıyorsun falan dediklerinde kuruluyor musun? Abi yüzüme demiyorlar ya. Öyle bir şey diyorlar mı arkamdan? Yani sağda solda hiç görmedin mi böyle bir şey? Yok biraz ya. Okusana be adam, nasıl görmedin? Yok, hiç görmedim. Denk gelmedi mi? Ya vallahi ya. Recep Vedik taklidi yapıyor, böyle bir dil bulmuş kendine falan diye bir görmüş, görmedin mi? Bilmiyorum, öyle yapıyor mu ki? O kadar kaba saba şaka üzerine de gitmiyor mu ya? Yok sadece şey yani ağız. Ya, onun gibi konuşmak, ne bileyim böyle lan, rahat. Recep Vedik şey ağız mı yapıyor? Hayır lan, Recep Vedik'in ya pervasız bir tavrı var ya. Evet. Onun gibi bir tutumu oluyor ya kimi zaman. Nerede? Acaba Recep Vedik'ten sonra öykündüğün bir hikaye mi bu? Yoksa bir kariyer planı gibi mi veya doğalım mı, nedir bu ya? Nihayetinde soru gelsin. Vallahi normalim bu ya kral. Normalde böyle konuşuyor muyum? Kayıtta evet. Değilken de böyle konuşuyorum yani. Abi biz tanıyoruz, tanımayan 110 bin kişi. Vallahi zorla yapmıyorum kardeşlerim. Ama bunu söylüyorlar abi. Bazen mesela şeyde bile görüyorum yani. Bizim diziye bile şive komedisi diyen herif var. Ya buna yani şive komedisi mi diyorlar ne, ya? İşte adam takmış, tamam, bir şeye kafasına koymuş. O ona diyebilir yani. Hani onu bile söyleyen gördüm ben. Oğlum 2,5 saat stand-up yapıyorum, geldiniz. Şiveyle adam mı güldürülür falan. 2,5 saat oturup şiveme gülüyorsa ya. Ulan profesörler. Ben full şiveye güldüm bu arada. 2,5 saat. Şive çok yıkıldım. Hikayeleri dinlemedim şive. Çok iyiydi. Çok iyiydi baba. Benim mesela hep Mesut söylüyor işte Doğu'nun yeni bölümü geldi. Doğu'nun ikinci sezonu geldi. 3'e giriyorlar falan fistan diye. Da gerçekten senaryosu iyi çünkü senaristi çok iyi. Direkt yani yaşadığım şeyleri abi anlatıyoruz hemen hemen. Çok fazla oynama yok ya. Hani iş görüşmesi de öyle. Gittim gerçekten. Herhalde Türk Telekom'du. O zamanlar Türk Telekom var. Türksel var. Bilgisayar mühendisliğinde mezun olursan Türk Telekom, Huawei, Türksel'e gidersin yani. 3 başvurduğumuz yer oraydı. Finalde gittin ama yine Türksel'e zaten. Evet. Neticede aldım paralarını da. Bir de Raga Oktay'a benziyor diye tarzın olabilir mi? Abi sorma ya. Onu da yaşadım biliyor musun? Bir tane, ya hadi canım ya. Bir düğünde gittim, bir tane bakan işte evlenen bizim arkadaşımızın bir akrabası da bir bakan. Bilindik de bir adamdı. Gittim yanına şaka yapayım dedim. Herkes benimle fotoğraf çekiniyor ediyor ya, o da tanımıştır diye. Dedim ki bakanım dedim, bizim bir vergi borcu vardı, onu halleder miyiz dedim. Abi adam beni tanımadı. Ne vergi borcu dedi. Bak yemin ederim yanında da böyle bir insanlar var. Bakan yani bizim bir şaka falan. Savunma sanayinden böyle sansaya akşam içerdiz. Abi beni tuttular böyle ittiler. Hadi kardeşim hadi dedi. Bakanım şaka. Bakan dedi. Abi dayak yer gibi oldum. Sonra arkamdan şey demiş. Raga Oktay mıydı o? Adam onun oğlu da gelseydi. Sen abi, babam de keşke öyle 10 falan deseydin. Raga'ya girseydin. Olabilir sen, de babam, şey babam 20 yıldır televizyon izlemiyor dedi. Ben de anladım tamam. Raga Oktay'a benzetti. Yani orada kalmıyor. Türksel reklamının Raga Oktay'da kalmış. Peki dayı, senin baban zamanında annenin inancını manipüle edebilseydi, sence sen şu an makine mühendisi, bilgisayar mühendisi falan gibi bir şey olur muydun? Yoksa yine komedyen olur muydun? Baba manipüle etme değil. Annem zaten açıkmış yani. Ben hatırlıyorum küçükken. O. Denize falan girdiğimiz bikinili bir insandı annem. Kapandığı günü de biliyorum. Bir gün geldim annem kapanmış. Ya kadın gerçekten acılar yaşamış yani. Ben çünkü öyle bir algı var hepimiz kafasında yani. Kapalı insan, eğitimsiz, şey izlediğimiz filmlerden şeylerden öyle bir algı oturtulmuş. Ya kasten olmasa bile var yani küçükken. Çünkü annemin söylediği şey şu. Annemi kapalı görünce şey demişim. Okul çıkışında beni almaya gelme demişim. Hadi ya. Hadi düşünsene kadının yaşadığı şeyler. Ben de geçen teyzeme sordum. Sen kaç yıldır tesettürlüsün diye. 30 yıl dedi. Vay anam dedim yani. Hani o kadar uzun süredir yani. Çünkü normalde mesela açıktı. Hmm. Ama sen kapandığı zamanı biliyorsun. Hem açığı hem kapalıyı biliyorum yani işte. Yani tanıştıklarında aslında senin annenle baban bir tık daha aynı fikir değilmiş gibiyken. Annem de sosyalist falan. Annem de antikapitalist, solcu falan kafalarda. Çok yorucu bir ailem var. Yorucu ama annemin babası benim asıl şey. Kapalı. Yani bayağı ekstra yani. Uçurumdaki Türkiye için Tek Yol İslam diye kitabı var. Gazeteci yazar, idam mahkumu. Adnan Menderes. Hanefi Avcı mı baba? Yok baba Ahmet Çiftçi. Dedem. Çok güzel kitap ismi bu arada. Bir daha alayım. Uçurumdaki Türkiye için Tek Yol İslam. Allah bir, Allah. Ben evde kitaplarını buldum da. Yani hani dedemi hiç tanıyamadım. Bir şey yapayım çünkü ilk idam mahkumu yazdı. Tok reklamı. Sana bize nasıl gelecek tabii abi. Adam dededen almış reklamı ya. Reklamı dededen aldım. Yok bir alakası yok ya reklam. İnanılmaz. Şey. Gözünü seveyim ya. Reklamda gerçekten propaganda yok ya. Dümdüz araba ya. Valla ben yani arabayı da sevdim bu arada. Denedim menedim. İçinde yani şeye de biraz araba merakımız da var ya. Detayına baktım. Bilmez hani miyiz? Koltukların dikişleri mikişleri falan çok güzel abi. Yani işçilik falan da çok iyi. Arabanın gidişi de baya gidiyor yani. Abi aslında yolda sağdan soldan çekiyorlar ya. Gıcık kapınca bir koyuyorum. Kimse araba merakı derken senin bildiğimiz kadarıyla çok daha lüks süper sport kar gibi bir merakın var. Doğru mu? Bir garajın var mı bilmiyorum ama öyle bir merakın olduğunu emin değilim. Merak var, sadece var. Sahibi mi? Ya bilmiyorum. Şimdi onu soracağım. Nihayetinde hevesli sorumuz gelsin. Bir G-Wagon sahibi misiniz acaba? G var eski ama ya. O dışı güzel duruyor. Brabus diyor ya da Brabus değil. Eski bir G var aynen. Abi tam 2000 model abi. Çocuk
çocukluk arkadaşım gibi hissediyorum seni. Nedense böyle acayip yakınmış. Ama aldığımda öyleydi abi ve gerçekten orijinal Brabus şeyle parçalarıyla yapmışlar dışını. Dışarıdan bakınca G60 Brabus duruyor da öyle değil. Sadece yani. Araç da değil ama senin böyle hani ulan hadi bir TMZ'ye yakalansak gibi bir modun var ya. NBA ile ilgileniyorsun, basketle işli dışlısın, lüks kıyafetleri sen de fukara ya durumun yokken de alıyordun benim gibi bir şekilde bulup buluşturduğuna eminim. Oradan yakalayabiliyorum abi seni. Abi ben yurtta saat kalıyordum. Saat merakı falan. Var var. Ama bir yandan aslında böyle Kur'an ahlakına hakim, nadir hatta belki tek komedyensin. Böyle bir ama çapkınsın da işte manken kızlar bilmem neler bir medrese çapkını durumun var. Abi, nedir biraz, buradaki biraz hakimim yani tabii. Ya Kur'an ahlakına hakim tam da değilim tabii de. Yani annemden dolayı. Annem benim fazla ekstrem dindar bir insan olduğu için küçüklükten beri işte Mesnevi, Fihi Mafi, Mevlana, işte İmam-ı Gazali'den İhya-i Ulumuddin diye kitabı var falan. Bu tasavvuf kitapları okur sürekli evde. Bu arada kadın yani Ankara hukuk mezunu falan. Bütün klasikleri yalamış yutmuş. En sonunda buna varmış yani. İşin özü bu diyor. Tabii ki o konulara da hakimim ama insan her türlü şeye besleniyor abi. Yani o modda da değilim. Hiçbir modda değilim abi. Ben saat de seviyorum. Araba da seviyorum. Senin gibi gerçekten hiç param yokken ben bütün harçlığımla ayakkabı alırdım Ankara'da. Çok zor bir şey bu arada. Yani. Evet. Ben full Jordan'ları bizim yurtta. Bu arada Samanyolu Koleji'nde okudum. FETÖ. O zamanlar FETÖ değildi ama. Yani o zamanlar herkesin bütün bakanların çocukları oradaydı abi. Yurdun yarısı, ayakkabının yarısı benim ayakkabımdı. Yani orası benimdi. Kalan yarısı diğer çocuklarındı. Ya söylerken de bir de böyle hiç çekinmiyorsun ya. Biz bir şaka yapacağımız, bir şey diyeceğimiz zaman götümüzden ter akıyor. Birisi bizi acaba kesecek mi bir kenarda diye. Mesela ben şuna hastayım. Fütursuzca FETÖ'yü ağzından abi, çıkarabilmem gizleyemem düşünmeden. Ki yani şeyim o şimdi benim arkadaşlarım geçen hatta gün... yani çocukken ilk bir FETÖ'cü taklidi yaparak internete yayıldın. Ama o ondan sonra FETÖ'cüler komedyen taklidi yapmaya başladılar. Yeter ki size bir tanesi de katıldı. Ulan ne güzel şakalar. Helal olsun. King. Ya korkmuyor musun hiç böyle ya bu kadar fütursuz olacak takılırken? Yani. O zamanlar hepimiz biliyoruz. Yani o şakayı yaptığımda da insanlar bunu yok kabul ediyordu. Herkesin gittiği, bildiği, hepimizi alsam maçına çağırdılar abi üniversitede. Hepimizi maklube yiyeceğim mi diye çağırdılar. Selamun aleyküm Serkan, nasılsın kardeş? Hepimiz gittik az çok yani karnımız aç, yurttayız anasını satayım devlet abi, durumdayım. Abi ben gittim desene, hepimiz deyince sanki onu anmak için toplanmış gitmedi, gibi oldu. Gitmediniz mi hiç ya? Yok. Abi ben 99'luyum, beni yakalayamadılar bile. Ha iyi, şu devlet yurdundaydım ben. Yeşil Yurtlar diye bir yer. Beni çağırıyorlardı abi, zaten Samanyolu'ndan çıkmışım. Orada adım da var. Gittim yedim bir iki yani şimdi. Şimdi ben de onun şakasını taklidini yaptım gördüğüm tiplere. Çünkü arıyorlar, kurban kardeş, kardeş kurban var, kardeş. Israr bitmiyor bir de. Halı saha maçında bu kadar ısrar etmezsin abi. Kardeş maç var. Kardeş maç. Abi ne yapacaksın maçta beni lan, nasılsın sen? Çok iyi değilim futbolda. Ya, o ısrarcılıklarını videoya çektiydim. O zaman da millet şey yaptıydı. En güçlü oldukları zaman. Çünkü dalga mı geçiyorsun falan filan. Abi neyle dalga geçilmesi. Seni ortadan kaldırmadılar o zaman. Neyle dalga geçilmesi gerekiyorsa her zaman onunla dalga geçtim. Sonuna kadar. Levent, halk arkanda. Levent Kırcı öyle diyor değil mi Fatih Altaylı? Ben evet. Ne söyleme gerekiyorsa her zaman onu söyledim Fatih. Falan. Şahane bir yayın bu arada. Evet, acayip bir tartışma. Çıkınca bir kere daha izleyeceğim. Şahane bir demokratik tartışma örgü. Murat hocam, Türkiye'de animasyon yapmak niye pahalı ya? Ya pahalı çünkü zaten animasyon dünyada da pahalı. Yani saniye saniye işlediğin bir şey. Sistemler de pahalı. Ama bizim yaptığımız iş, Özcan Show'da yaptığımız iş ucuz yani aslında. Çünkü basit bir formül yapıyorum. Orada biraz daha ne anlattığın, işte hikayenin ne olduğu, şakanın ne olduğu önemli. Ne kadar güzel. Lens değil galiba. Ya dur, çok götünü kaldırma. Güzelim, ben de şu an inanılmaz popülerim. Mesela Özcan Show'u 2D, 3D yani animatik olarak hangi bir dille şey yapıyoruz, 2D. Seyirciye anlatıyoruz? 2D. 2 boyutlu. 2D. Cut out animasyon diyoruz böyle çok. Cut out. Evet yani ara karelerin olmadığı, işte elin birden buradan buraya zıpladığı, bunun buradan buraya zıpladığı basit animasyon. South Park aslında bunun yaratıcısı ve en popüler şeyi, işi. Özcan Show yaparken de ondan esinlendim yani onun benzeri bir şey yapmak istedim. Peki mesela o janda bir uzun metraj bir şey çıkartmayı hiç düşündün mü? Valla düşündüm. Özcan Show o şeye gelirse, boyuta gelirse, izleyici kitlesine gelirse, şu an 950 bin abone var. Yapmak istedim. Bir arada hatta şey tecrübesi oldu aslında. Yani ben aslında bunu ilk yaptığımda şey istiyordum. Nasıl South Park platformda yayınlanıyorsa Özcan Show'da bir platformda yayınlansın istiyordum. Eksen'de yaptık bir 10 bölüm. Orada da işte tam pandemiye geldik. O dönem ben de Doğu'yu yazıyordum. Doğu'yla işte... Acun Mama'yı kesti mi Acun? Evet. Olay buraya geldi abi. Bunu buradan söyleyeceğim. Allah aşkına. Bak sizin kanalınız YouTube'da çok izleniyor. Abi, bu bizi de çok sevmiyor Acun abi. Acun abiyle alakası yok. Acun abi hiç görmedim bu arada. Acun abi ben oradaydım ama hiç görmedim seni. Eksen'de Özcan Show'u yaptığımda tam pandemi zamanıydı. O dönem aynı anda biz Doğu'nun çekimlerine başlamıştık. Beraber Doğu'yu yapıyorduk, işte diziyi yapıyorduk Blue TV'ye. Dolayısıyla o dönem ben bir işten bir işe yetişemeyecektim. O da Özcan Show oldu. O dönem ben YouTube'a Özcan Show'u yapamadım. Ama ben şeyi kullanamadım hiç abi. Yani siz mesela onu da yapıyorsunuz. Yani kendiniz olarak YouTube'dasınız ya. Aynı zamanda bir influencer olarak yani bir takip edilen bir şahıs olarak da varsınız ya. Ben de mesela o yok ya. Özcan Show var. Orada 5-6 tane adam konuşuyor. Radi konuşuyor, Özcan konuşuyor.
bir de ben varım orada. Muhtemelen seni ilk defa babalı da görmüşlerdir. Seni olabilir. Belki ikinci defa da burada görüyorlar. Sosyal medyada içerik üreticisiyim. Aynı zamanda televizyona, başka yerlere de içerik üretiyorum ama işte bu yüzden de böyle çıkıp da hani ya çocuklar ben böyle böyle arkadaşlar işte yapamayacağım Özcan Show'u ama eksende devam ediyorum falan deme gereği duymadım. Hatta şöyle düşündüm yani ben YouTube'da yavaş yavaş bu bölümleri yaparken insanlar gelirken hep şey gibi yorumlar görüyordum. Abi sen burada harcanıyorsun, senin işte git Netflix'e gitmen lazım, Blue'ye gitmen lazım gibi yorumlar görüyordum. Mutlu olurlar diye düşündüm yani. Aa ne güzel bak içimizden biri YouTuber çıkmış adam burada falan diye. Abi şu maalesef var yani YouTube'da bir şeyi eşiği aşan para kazanan olur bu ya da başarı eşiğidir bu. İnanılmaz bir kin başlıyor birdenbire bilmiyorum. Hani sizin YouTube'da başınıza değil geldi, abi bilmiyorum. Her yerde o ya. Yani ben işte orada deneyimledim. Böyle bir eşik var. Senin sahipleniyor insanlar içimizden biri. Evet. Evet sonra birazcık havalı yani. Olur gibi olduğun halbuki anda olmuyorsun ha yani. İçimizden çıktı gibi oluyor. Atıyorum halbuki bir şarkıyı çok sevip kimseyle paylaşmamak gibi ve çok popüler olduğunda da dinlemeyi bırakmak. Ben ya bunu sadece ben ve 35 bin kişi dinlesin. Var öyle bir şey. Niye bilmiyorum. Hala onun lincini yiyorum yani. YouTube'da videonun altında görüyorum o yorumları işte. Aa sen de eksene gittin. Vay be Acuna sattı falan filan diye. Hiç öyle bir şey olmadı aslında ama bunu... Ya o çok psikolojik bir kırılımdı. Onu biz de yaşadık. O Hasan Can yüzünden oldu bu arada. İnsanlar... Biz de kendi kanalımızdan silmedik içeriklerimizi. Ben de silmedim mesela. Bak. Ama buna rağmen orada şunu demen lazım değil mi aslında seyirci olarak? Ulan adam ne güzel buraya video atıyor. Exene bakıyorum. Exene de bir şey yapmış. Evet. Hatta daha iyi imkanlarla daha iyi bir şey yaparım. Tabii şimdi biz kendi videolarımızı silsek neyse ama biz öyle bir şey yapmamamıza rağmen aynen. Ağzımıza sıçtılar hatırlıyor musun? Ya o gerçekten bizim de tecrübe ettiğimiz bir kırılımdı. Yani mesela çok ünlü bir platformdan yeni açılmış bir platforma geçiyorsun ve insanlar seni hemen işte kazandığın paradan ve kuş yuvadan işte yavaş yavaş havalanıyor tarzında bir şey indiriyor ve sen bu sefer bir debate'e giriyorsun. Yavrular gitmedik, buradayız, bizi izlemeye devam edin vesaire. Onu yapmadım ben ya. Yok işte ondan sonra da biz bir şey yazarken ve üretirken mesela sizin ortaya koyduğunuz ürünler bizim için şöyle bir kerteriz oluyor. Doğu diye bir işi Blue TV diye bir platformda yapmak bir kere zaten takdire şayan bir şey. Çünkü Türk yöneticiler zaten başta elbet karşılaşmışsınızdır. Bu adam niye kendini oynuyor? Seni kim izlesin? Senin hayat hikayeni kim merak etsin? %99.9 birisi inansa bile 0.1'lik bir yöneticinin o böyle bir aklı kaçırdığı su var ya. Abi Allah aşkına öyle bir zorluk çekmedik. Bir de ama şey var ya hani kendi hayatını oynuyor derken benim hayatım herkesin gözünün önünde bir yuhlanma hikayem var. Sonra işte ahlat ağacı var. Bir tık şey gibi. Ne oldu arkada gibi. Gerçekten bir soru işareti var ya. O yüzden o öyle cazip gelmiş olabilir. Bir de bana arkadaş ne yapsam zaten kendini oynuyor. Ahlat ağacında oynuyorum. Evet. Anas kitabını bastırmaya çalışan Çanakkale'nin dağında köyünde babasının şeyini köpekleriyle koyunlarıyla gezen bir çocuğu oynuyorum. Diyorlar kendini oynuyor. Ölümlü dünyada seri katmıyorum. Kendini oynuyor. Bay toplantısında içinde cinsellik kalmış bir tane embesil tipi oynuyorum. Gene kendini oynuyorlar. Amına o zaman doğu yapayım da dedi. Hadi bakayım ne diyeceksin. Abi bir de şöyle aslında kendini nasıl oynuyor. Nasıl kreatif süreç? Kendini oynuyor durumu aslında hiç yok bizim işte. İlk biz Doğu'yla tanıştığımızda bir proje yapmak istediğimizde bir formatlar düşünüyoruz yani ne gibi olsun ne gibi olsun ve şu kafayla çıktık aslında yola ki ben Doğu'nun oyunculuğunu orada hani çok beğenmiştim. Nuri Bilge Ceylan filminde ben de şunu diyordum. Nuri Bilge Ceylan çekiyormuş gibi komedi yapacağız. Öyle şaka olmayacak, altta komik müzik olmayacak, bildiğin komedi dizileri gibi olmayacak. Dünyada örnekleri var ama Türkiye'de genelde komedi deyince böyle ha sulu zırtlak komedi. Sonra hala Doğu'yla... izlemedim ya Atlanta'yı bana gönderdin ama. Onu izle ya. Bak onu izleyeyim kardeşim. Neyse. Ben de Normal People izlemiştim o zaman. İzlediniz mi Normal People? Evet. Abi dizi yani izliyorsun langır langır ama şey mass production bir dizi aslında ama sanat filmi gibi çekmişler. Yani öyle bir dizi de kalkıp 30 saniye 40 saniye bir yaprağın havuzdaki süzülmesini çekemezsin. Çekmiş adamlar ve o yaprak da hakikaten üstüne düşen rolü oyun yani yaprak o duyguyu geçiriyor yani. Gerçekten iyi. Tam ondan onu izlemiştim ve dedim lan bu tarz bir şey yapalım. Yani şaka olmasın. Hatta şaka aklımıza geldiği zaman da siliyoruz aynen. Yani. Ya da evliyaya yaptırıyoruz ki benim üzerimde durmuş şaka en azından yani. Abi ve Necati Akpınar aradı. Ya şey dedi bana. Yıllardır düşünüyorum dedi. Art House komedi olur mu? Yapmışsın helal olsun moruk dedi. İhtiyar. Yani bu önemli bir şey Necati Akpınar bunu demesi. Yani Ertuğrul Özkök aradı dedi ki şey Türkiye analizi bu kadar sosyolojik ve derin bir analiz ancak bu kadar eğlenceli anlatılabilir falan dedi. Ne bileyim Zeynep Atakan aradı. Ahlat Ağacı'nın yapımcısı Nuri Bilge Ceylan ödüllü filmlerini nerede falan. Nerede kan tayfa var hepsi aramış. Bu arada Zeki Demirkubuz'un filminde oynayacak mısın? Oynadım abi. Oynadın bir de daha çıkmadı. He. Abi kaç tane daha adını bilmediğin adamın filminde oynayacaksın? Ne ara oynadın? Artık biliyordum. İzlemedi insanlar yani. İzlemiştim. Ben bunu bir yerde gördüm. Aylar önce gördüğümü hatırlıyorum. Hı-hı. Hani Doğu Demirkol bir Zeki Demirkubuz filminde de oynayacak. Ondan sonra 2 gün önce arattığımda bulamadım. Bir sonuç çıkmıyor. Daha çıkmadı. Sinemaya mı? Tabii festival filmi zaten. Bilmiyorum artık Zeki Hoca'nın filmi her türlü festivalde çıkabilir de. Hani yurt dışında bir yerde herhalde açılış
şey yapar. Konusu ne? Abi mafyaya borcu olan bir adam parayı toplamak için diye gizli. Valla konusunu herhalde bilmiyorum. Söyleyebiliyor mu bilmiyorum ya. Patlatmayayım kendimi. He, aman baba. Yani şey yani, janr olarak ne? Bizim şey oldu. Tabii ki dram da. Yürümeli mi? Yürümeli. Gene yürüyorum anasını satayım. Bayağı bir yürüme var. Tokat yiyor musun? Tokat yiyor muyum? Yemiyorum abi tokat. Bak halk sanat filmini nasıl değerlendiriyor görüyor musun? Ben yürümeli mi o tokat yiyor musun? Tokatla öpüşme. Halkız abi biz toplumuz ne yapalım? Abi ben de ben halkım zaten. Ağaç. Oraya doğru yürüyen bir adam. Ağaç yok. Zeki Hoca mesela son zamanlarda mesela dijitalde de gözükmeye başladı. Yani şey öyle mesela mi? Atıyorum mesela bir TV'de bir programa katılmıştı. Neydi? Kimin programı? Habertürk ya da Kanal Türk'te. Vallahi denk gelmedi. Bir yeniden böyle bir şey insan karşısına çıkmış. Onun ben vecizelerine bayılıyorum. Ne gibi? Bir tanesi neydi ya? O çok meşhur bir tweet. Adamın tweetleri bu arada inanılmaz. Hiç indiniz mi Zeki Demirkubuz'un Twitter sayfasına bilmiyorum ama bir tanesini ben araklamıştım yıllar evvel. Acı ama gerçek. Ben bakacağım sen sulanacaksın. Götün yiyorsa er meydanına çıkacaksın diye. Böyle arada da böyle Forza Beşiktaş tweetleri oğlum falan filan var. Zeki Demirkubuz mu yazmış? Onun kendi official hesabı orada Allah ayrı Allah bir sinema döndürüyor ya. Yani hiç böyle konuşma fırsatın oldu mu? Abi tabii çok konuştuk ya. Halı saha maçımız var bu arada haftada bir gün. Yani her zaman gidemiyorum da. Gitti yani maça yetişmesem bile Demir maçtan Kubus sonra hocayla çay içmeye. Evet evet. Diğer, haftada kim? Yok. Santrafor'da kim var? Yavuz Turgul. Abi haftada iki gün falan oynuyor Zeki. Bayağı oynuyor hocam. Bayağı formuda yerinde tabii. Hasta Beşiktaşlı zaten. Hasta Beşiktaşlı çok da iyi oynuyor yani. Biraz da belki neyse bunu söylemeyeyim. Belki Zeki Demirkubuz diye sert girmiyor da olabilirler yani. Onu bir kayırıyor olabilirler maçta yani. Aynı kadroda Zeki Hoca'dan başka kim oluyor? Kim mesela Güvenç daha üstün gibi. Mesela yani böyle sanat insan çevresinden oluyor insanlar ya. Fazıl! Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan yok ikisi beraber olmuyor ama. Yok. İki ayrı takım maç yapıyorlar mı böyle? Yok abi Zeki Hoca varken olmuyor. Monty Python skeci gibi tarihin en sanatsal futbol maçı böyle bir şey var mı? Basket maçı yapmıştı onun çevresiyle. O da basket oynuyor hiç kapatıp. Mesela böyle anlarda kendini dışarıdan çektirmeyi, anı bırakmayı seviyor. Mesela Sinan Çetin'in bir İbrahim Tatlıses halı saha maçını çektiği ve o kaydın bir VHS kasette olduğunu mesela öyle ben mi biliyorum. Abi yani vallahi istemiyorum. Şundan dolayı samimiyeti bozmasın. Ya tamam, ayıp bu olur insanlar gibi gelmiyor yok mu? Yani önemli insanlar evet. Hani bir marka. Onlarla mesela yan yanayken bunu bir anıya çevirme şeyine girdiğin anda şey oluyor. Samimiyeti kaçıyor, muhabbetin şeyi. Ondan ben istifade edebildiğim kadar anın şeyini çıkarmaya çalışıyorum. Derin derin konuşabiliyorsun adamla yani. Her Murat hocam tamam, Murat. Sen normalde viski içiyor musun? İyi bana da yapmış. İçer. Ertan bir tane viski organize edebilir miyiz bu arada ya? Ulan ortasında tekel podcast siparişi şey alan ilk işte podcast abi budur muhtemelen. Öyle. Podcast kral böyle bir şey. Böyle podcast 50 gram beyaz demle bir iki tane de kent silim ben siyah etli amına. Ben tuvalete gideyim o zaman podcast'te. Olur. La. Ara versek olur. Olur baba. Hemen gidip biz kendi aramızda döndürelim havrayı. Ama ikimiz aynı anda gidemiyoruz. Yo. Gidin. Ha zaten evet. İki yandan işersin. Abi sen git gel sonra ben gideyim o zaman. Tarkan yapmıştı en son böyle. Ay çişim geldi dedikten sen sonra başına gelmeyen kalmadı. Tarkan'ın o Savaşay'la yaşadığı, rahmetli Savaşay'la yaşadığı o çişim geldi muhabbetiyle ilgili çok referans veriyorsun. Bunlara gönçişim var onu söylemek istiyorum. Canlı yayındasın. Aklıma geliyor demek ki arada dürtüyor. Bu sıralar nostaljik videolara daha çok düşüyorum geçmişi unutmamak için. Bir tur daha tazeleyeyim istiyorum. Yetişemediğim şeylere arşivden ulaşmaya çalışıyorum ki Fatih Altaylı'nın bulunduğu bir ortamda ezilmeyeyim. Bir gün denk geleceğiz illaki. Evet abi Fatih Altaylı'nın bulunduğu ortamda ezilirsin ama her türlü çok ya. Çok zor evet. Gerçekten bir araba konuştuk adamla. Aa benim de şöyle bir şey var falan ona dedim. Ona hiç girmeyeceğim. Dur bak bende ne var dedi. Dünyada 10 tane olan Ferrari'den biri adamda var falan. Ama işte kızım var benim dedi. Kızım buna sahip çıkamayacağı için hani hevesi de yok. Sattım falan dedi. Abi gözünü seveyim bir sahip çıkarız dedim ya. Bunu satma ya. Sadece entelektüel de değil. Entelektüel ve zengin. Evet ya, abi. Yok artık lan. Ne frankofon. Gerçekten entelektüelsen bir tık bir şeyler olmasın da biz de diyelim ki adam da zevksiz diyelim ya. Yani işte Adıyaman tütünü vardır falan içmek zorunda kal. Durumun evet olmasın. Evet abi onu öyle sar elinde şey görelim yap yani. Kötü ki tırnakların sararmış olsun falan. Şöyle iç falan bir köşede tadın. Yok olmuyor. Onu görelim ya. Ya şartları zaten iyi olanlar çok daha fazla iyileştirmek için çaba sarf ettiğinde ben çok sinirleniyorum. Bunun bir yerde durması lazım. Mesela Hakan Sabancı'nın hala bir işte çalışıyor olması. Ya baba dur. Şahsi serveti de ne yapacaksın? Oğlum Hakan Sabancı'yla doğru konuş. Hakan'da da yazmayı versin ya. Hakan'ın karşılığında da 2 milyar dolar yazmasın. Babasınınkini yiyor diye versin. Bazen susmayı ya öğreneceksin podcast'te olsa. Aranız gayet nasıl bu arada? Çok iyi, gayet iyi. Gelmez mi bir bölüm podcast'te? Gariban çocuklarıyla muhabbete. Kirve ne demek? Burada ya kirve karşı tarafın çocuğunun doğumundan belli bir yaşa gelene kadar masraflarını üstlenmesi. Yani çocuk Robert Koleji'ne gitmek isterse benden yıllık 450 bin euro alacaklar. Sen ne alacaksın? Bence şey sana düşecek. Hani böyle yapacaklar bak üzülme diye. Alim hadi Faber-Castell'ler senden. Hadi. Sen neyine yoksa yıllık okul masrafını ödeyebilir misin? Altına La Ferrari çekebilir misin? Arkadaşlar bu bokun altına imza attık. Girdik yani bir şekilde hallolacak yani. Oğlum imzalı bir şey mi lan kirvelik? Yok yani. Baba şey kirve daha geleneksel bir şey değil mi? Kirveliğe imza atmışlar böyle karşı. Kirvelik ne ara yalıya geldi ya? Kirvelik sözleşmesi ya yapalım. Ben mi gideyim geleyim? Sözlü bir şey var baba ya. Çocuğumun kirvesi olur musun dendiğinde birisi yalının ortasında
İki kirvesi oluyorsun zaten yani. Hazır Doğu Demirkol yokken biraz daha nitelikli şeyler konuşalım isterim. Evet, Doğu niteliği çok düşürdü çünkü. O gelene kadar 2 dakika nitelikli. Animasyonda mesela ben Kötü Kedi Şerafettin neden iyi para kazanamadığı zamanında çok üzülmüştüm. Pembe ve Mavi diye bir denemesi vardı Grafik 2000'in. Zaten YouTube mu ya televizyon kanalında barınamayacağı çok belliydi. Bir Fırıldak Ailesi denendi falan. Bu yetişkin animasyonu. Şu an aslında Türkiye'deki tek yetişkin animasyonun sahibi sensin değil mi? Bunu senden başkasına soramayız. Ne zaman yetişkin animasyonuyla yani işte TRT'de yayınlanan sütün üstüne basılmayan bir şeyden ziyade yetişkinlerin izleyeceği bir animasyonun sahibi, üreticileri, bu fikri bulanlar dev bir para kazanacaklar. Bu ne zaman ekmeğe dönüşecek? Vallahi ben onu çok zorladım gerçekten. Hatta ben Grafik 2000'le işte Varol abiyle tanıştığımda daha Özcan Show'u yaptım 100 bin falandı işte şeyi. Onlar Fırıldak Ailesi'ni yapmışlardı galiba bir iki sezon. Anlattığım aa çok güzel çok beğendim falan güzel dedi. Sonra dedi ki çocuğa geç bunu yapma dedi çocuk işi yap dedi. Çünkü zor yani anlaşılmıyor izlenmiyor falan. Gerçekten de bu durum oldu bir süre YouTube'da yaparken. Hani ben yetişkin animasyonu diyorum. Ne demek işte? Bu gündemden konuşur, siyasi konuşur ya da bazı yine işte altında bir alt metni olan bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun. Ama çocuklar izliyor. Önce öyle oldu. Yani 9-10 yaş grubu izlemeye başladı. Sonra onların anneleri, babaları ya da abileri görüp aa bir dakika ben de bakayım lan. Bir dakika sen ne anlıyorsun? Ben de anlıyorum bundan falan diye oldu. 6 yıl oldu. 6 yılda biraz o kitleyi de büyüttük. Artık yani yetişkin olmaya başladı. Bence böyle olur. Yani önce yapacaksın. Sonra o insanlar onunla buluşacaklar ve sonra işte o yürüyecek. Şu an bence artık ama güzel bir zamanlama gibi. Özcan Show'un izleyicilerinin de yaşı bayağı bir büyüdü. Yani işte 25-40 yaş arası bir izleyici kitlesi var yani çocuklardan ziyade. Bundan sonra olacak herhalde yani şu an Türkiye'de tek Özcan Show. Ama tabii biraz şey de lazım yani yetişkin animasyonunda ne anlatacaksın? O hikayesi var ya yani adult mı? Yani gerçekten böyle erotik konular mı? Türkiye'de hani bunu zaten yapamazsın böyle bir dünya yok. Ya da işte ne bileyim South Park gibi işte lapır lapır eleştiren mi? İşte siyasete şuna buna sallayan mı? South Park'ta çok şeyler var yani hani çok geniş bir alan var yani espri yaptıkları. Bizde o kadar ofansif mizaha da yer yok. Çok küçük bir ara buluyorsun kendine. Orada yapıyorsun. Özcan Show da bence onu iyi yapıyor şu an. Yani iyi yaptığımı düşünüyorum orada. Hani bu kadar alt metin var bazı sahnelerde. İşte siyasi olsun ya da işte ne bileyim gündeme dair olsun göndermeler var. Anlıyorlardı insanlar bunları ama çok kötü bir tepki almadım. Yani onu yapma çizgisinde doğru bir yerde olduğumu düşünüyorum. Sifonu çektin mi abi? Çektim abi. Çektin değil mi? O kötü bir görüntüydü çünkü yani. Ne diyorsun lan? Ne sifonu çekmemişsin? Unutursun abi insanlık hali. İnsanları itham ediyorsun Alena şu an bir şeyle. Ben de bir şeyle itham etmek istiyorum şu an insanları. Evet. Acaba Aydın Doğu Demirkol Cem Yılmaz'ı kıskanıyor mu veya hayatında hiç kıskandı mı? Soru gelsin. Buydu değil mi? Abi kıskanma değil de yani adam stand-up yapacağım diyen biri için ben kendim bildim bile ilkokuldan beri stand-up yapacağım diye düşünüyorum ve bir tane örneği vardı yani. Gerçekten adam hani biz küçükken kafamıza koyduğumuz mesleği yapan kişi o. Kıskanma değil ama onun gibi olayım dediğin yıldan yani imrenme şey oldu yani. Oluyor mu? İlkokulda falan olmuştu. Sonra tabii hani dünyayı takip edince diğer komedyenleri kendini tanıyınca kendi dilini biliyorsun yani şaka dilini. Şimdi pek alakamız olduğunu düşünmüyorum yani. İlk muhabbetiniz ne zaman oldu? Abi vallahi herhalde geçenlerde oldu bir mekanda. Geçenlerde dedim bir yıl önce falan. Ondan önce konuştuk mu bilmiyorum. Cem Yılmaz'la ilk muhabbetin nerede oldu diyor. Ne zaman? Bilmiyorum oğlum sen ilkini biliyor musun? Nasıl ya? Hatırlamıyorum yani. Orada mı konuştun? Ha. O beraber şeyde gittik. Evet. Allah Allah. Nasıl ya? Ondan önce seni hiç aramadım ya da karşılaşmadım bir yerde. Gelmedim mi izlemedim falan. Yok izlemedi hiç. Allah Allah. Nasıl ya? Ben de şaşırdım bak şu an. Aa ben izledi zannediyorum. Yok abi. Ah be Cem abim be. Uras Kaygılaroğlu yapsa bir tiyatro oyunu. En önden gidersin abi değil mi? Tabii ah canım ya. Abim neydi be, tuzu biberi bol olsun sahne miydi? Abi abim be. Yok hiç gelmedi. Biz şeydeyken açık mikrofonları yaparken de gelmedi. Hiç şey olmadı ya. Öyle bir karşılaşmadık yani sahnemize teşrifi olmadı. Ya mesela müzik adamı mesela. Ben de kimseyi darlamıyorum bu arada. Ben de yani o kadar muhabbetimiz var. Kimseyi de arayıp da gösterim var gel de demiyorum yani. Onu belki insanlar çağırıyordur. Çünkü kendi anam babamı çağırmıyorum abi. Kimse zoraki gelmesin ha, falan. Ha davet de göndermedin. Kimseyi evet abi. Yani zaten adresimiz belli, şeyimiz belli. Merak eden gelsin. Yani gelmek isteyen gelir şimdi zorla belki başka programı vardır. Ayıp olmasın diye gelecekse biri hiç hoşa girmeyeyim. Ama şey var ya mesela müzik yaparsın işte müzikte zirveden bir tebrik beklersin, bir ilgi beklersin. Seni izlediğini bilmek istersin. Yönetmenlikte keza öyle. Ya da mesela atıyorum Özcan Show'u işte daha bu sabah başımıza geldi ya. Mesela bizi durduk yere sabahın köründe Shaquille O'Neal paylaştı. Evet ne ya. Diyorsun lan mükemmel ya. Bu sabah yani, Shaq bizim Reels'ı paylaştı. Ne diyorsun normalde, ya? Normalde bugün programı iptal ediyorduk. Sadece Murat Hoca ile içmeye gidiyorduk. Abi yani, çok diyecek ya. Bunun üzerine hayır. Bazen kendi insanımızdan. Hangi paylaştı? Neyi paylaştı? Bizim abi? Bir YouTube videosundan bir kesit başka bir sayfa tarafından paylaşılıyor. Ve Shaq da onu dün gece işte gülücüklü emojilerle cüce paylaşıyor. Olan video falan. Evet evet. O öyle şeyleri seviyor cüce çok cüce demeyelim abi. Kısa boylu komedyen diyelim. Ama cüce diyor hayır, abi. Hayır net cüce. Bizim şey cücemize evet Shaq Salçoğlu. Demezsen ayıp oluyor diye söylüyorlar ya. Niye hiç Türkiye'de cüce komedyen yok? Var. Var abi Hamza. Ha evet.
Ama komedyen de demek. Yani komik. Sahne yani insanı. ÇGHB'de bayağı komikti. Onur Buldu cüce komedyen. Herkes birbirini gösteriyor. Herkes birbirine neden gösterdiğini açıklasın önce sen. Abi Onur Buldu cüce komedyen dedi ya. Öyle mi dedin lan? Ben oğlum, şaka yaptım daha sadece. Geçen oturdun içtin. Allah seni kahretsin şaka ya. Şaka yaptım Onur abi. Sen olgun bir adam. Manyak mısın ya komedyen? Ben Onur Buldu olsam. Beyoğlu da eski Beyoğlu olsa. Seni İstiklal'in orada bir yerde mıhlamıştım ya. Ya gayrimeşru mu bu adam? Bu adam ya, dikiş tutmazı tipe giren bir komedyen. Ya. Bıyık takıyor şive yapıyor. Beni niye bıçaklatsın abi? Çok manyak alçak mısın? Bir adam ya. Şimdi beni gömüyor ya videolarda. Ya geçen Onur Buldu'yla. Ya abi sen BKM'sin. Sen güldürsün. Yeni Necati Akpınar'sın dedi. Yıkadı yağladı. Şimdi diyor ki Onur Buldu cüce komedyen değil mi? Allah Allah kötü bir şey mi diyor? Abi bak ya. Bunu ben Eser Yenenler'in programında da söyledim. Bir kez de burada söylemek istiyorum. Şimdi normalde Hollywood sektöründe, güzide sektörde roast diye anılan bir hikaye varken Türkiye'de birine bir şey dediğinde ne götü kalkmış ona kadar da laf yetişir mi sen kimsin ki ona bir şey diyeceksin. Ben taşlaşalım ve karşılıklı eğlenelim istiyorum. Başka hiçbir gayem yok. Nasıl korktu ama? Yavrum! Yavrum. Çok doğru ya. Ben de Onur abinin sinirleriyle bizim bayi toplantısını çekerken siniriyle oynuyordum çok. Onun arabası benim arabanın yanına gelince minicik kalıyordu. Jeep'in şey var ya küçük bir tane Jeep'i var. Cherokee ama evet, minik. Evet. Wrangler mi? Ha. Onun işte 1.3 olanı minik. Ekotek bayağı. Evet böyle benimkinin yanında böyle şey gibi hani akülü araba gibi geliyor. Ona şey diyordum. Vay oyuncak araba çok güzelmiş falan diyordum. Sinirleniyordu bayağı. Müzikte dedik hani iyi bir alanda bir şey yaparsın. Atıyorum yani Tarkan veya Tarkan statüsünde Sezen'den tebrik beklersin. İyi oyuncu olursun. Oyunculukta zirveden bir kadın ya da erkek sanatçıdan tebrik beklersin. Özcan Şov. Mesela Adult Swim'den tak diye bir hani tebrikler maili gelse. Bak ne kadar. Beklenti değişti birden ama gördüm. Bir şey diyeceğim. Hayır Seth yani. Seth MacFarlane yazsa yani, falan. Ben Onur duyarım bak. Ya vallahi billahi Onur duyarım. Şey keza şimdi Doğu'da komedyenlikte stand-up'ta bence ki benim en son senin gösterine geldikten sonra burada söyleyemeyeceğim seni çok övdüğüm bir evet. Şey söyledim. Çok garip bir cümle söyle. Onu söyleyeceğim bitince. Dolayısıyla şimdi ben de bir Cem Yılmaz hayranı olduğum için onunla büyüdüğüm için sevdiğimiz için biz de mesela yıllarca videolarımızın içinde yaptığımız her işte bir şekilde şu an olduğu gibi hep selamlar yolladık. Yani bir kartvizit fırlatıyormuşuz gibi yani. Hani baba buradayız yani. Biz seni seviyoruz. Seni sevmeye devam ediyoruz. Ama mesela bazen o feedback hemen gelmiyor. Geldi mi peki? Hiç gelmedi işte. Hemen gelmiyor deyince. Bunu bu arada hayır gelmesi için yapmıyoruz. Ya helal hoş olsun. Ama mesela sen direkt stand-up'la hani laps diye sahne gösterisi, show vesaire ve kimse kusura bakmasın baba sold out yani bu gözler gördü bunu. Sen görüyorsun, hoca görüyor, Mesut görüyor vesaire. Şimdi bir sene önce mekanda karşılaştık deyince senin demek ki o konuda da böyle hiç. Bir feedback almaya ihtiyacın yok yani. Yok, ama kesinlikle tabii ki yok. Sevdiğini ya da doğu yoluna çıkıyorsun. Senin feedbackin önemli yani geldiğin zaman. Sen siz gelince öyle. Ama kalkıp da hani bu işin üstadı diye gördüğüm biri zaten yok benim abi. Yani ben dünyayı takip ediyorum. Neyin ne olduğunu biliyorum. Neyin komik olup olmadığını kendimi de biliyorum. Yani ayrıca kalkıp da biri beni takdir edebilecek noktada olduğunu da düşünmüyorum stand-up konusunda. Yani üstad diye düşündüğüm biri o noktadan. Ama yani sizin fikriniz mesela çok önemli. Valla çok mutlu oldum bu az önce söylediğin şeyden. Anlattığım konular da çok detaylı ve neticede Türkiye'de çok girilemeyecek konular. Kadıköy stand-upçılarının da anti-hero'su gibisin. Evet. Ne kadar böyle çıkıp ya dinler galiba öyle Allah yok gibi ama siz bilirsiniz diyen tip varsa sen hepsinin karşısında böyle dimdirek ulan bakın onu da biliyorum ama bir yandan da milyonlara da bilet satıyorum gibi bir durumun da var. Onlar da satıyor zaman zaman şöyle Deniz şimdi bayağı bir şey izlenmiş YouTube'da Deniz evet. Yurttaş falan. Onlardan da çıkıyor güzel şeyler de ama gene de limitli kalıyorsun öyle bir. Benim hiç tarafımda yok ki baba. İkisini de biliyorum yani. Babam Allahsız. Kafir. Sosyalist. Anam tam tarikatçı yani. O yüzden ve benim kafam gerçekten karışık. Ben kafamdaki karışıklığı anlatıyorum yani. Yoksa tamam kendim inançlı bir insanım ama hep sorgulamak zorundayız yani. Şey için. Az önce mesela şey Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı mesela yaptığın işlerde aldığın hani o feedbackleri aldığın bayağı yani statüsü çok yüksek, kariyerli, başarılı insanlar yani. Ama mesela seni böyle en böyle ulan ne alaka ya? Mesela atıyorum bir gece Sezen Aksu'dan işte telefon geldi. Doğu'nun gösterisine gitmek istiyormuş gibi böyle garip teklifler ya da garip tebrikler aldığın sanatçılar oldu mu? Abi Teoman'la karşılaştık geçen. Gece gene bir mekanda adam şey dedi. Ooo kral sarıldı falan 10 kere izledim Ahlat Ağacını dedi. Lan 3,5 saat. 10 kere izleyemezsin be. Öyle bir şey olamaz. Abi izleyemez. Arkada abi, dönsün diye bırakıyorsa Teoman her şaraptan. Yani. Ben Ahlat Ağacını çoğu zaman şöyle yorum alıyorum. Tek seferde izledim diyor insanlar. Dizi zannetmişler ama. Bu arada şey söyleyeceğim. İzlemek zor oğlum. Bayağı katlanma. Hocam, abi evet abi 4 saat. Ya, ama bence acayip
ama acayip izlenir bir film ya. Hani o şey bence ön yargısı var ya, böyle 3,5 saat film, Nuri Bilge filmi ağırdır falan, müthiş. Geçenlerde Nuri Bilge Ceylan hocayla, hoca diyorum bir gün fırsat bulursak diye, sıkıntı değil. Geçenlerde TikTok'ta TV sektöründe yani dizilerde arka planda çalışan bir çocuğun sayfası var, TikTok sayfası. Yener galiba adı, yanlış mı söylüyorum, Yalçın veya Yener. Buluruz, koyarız bir şekilde. Çünkü Nuri Bilge Ceylan takıktır, Türk sesçilerle çalışmaz. Nuri Bilge Ceylan'ın setinde çalıştın mı abi, işte çalışmak ister miydin diye böyle Ripley'li bir soru almış. Ya diyor işte hani ben diyor onun diyor setinde niye çalışacağım ki diyor. Bu arada alenen videolar da izleniyor ya, 30-40 bin falan izleniyor TikTok'ta. Hani bu sektörü merak edenler, arka planı merak edenlerin sorularını cevaplıyor. O diyor işte Anadolu'nun yaralarını anca diyor Cannes Film Festivalleri'nde anlatmaya bayılır falan diye böyle sert bir yerden girmiş. Anca. Evet. Ha. Yani bayağı alenen söylüyor bunu. Ya şimdi mesela sen de baktığında toplumun genelinin ahlat ağacına hakim olamamasının en büyük sebebi ne? Bizden bir şey anlatıyor olmasına rağmen. Ben de hakim değildim açıkçası. Hani filmde oynayana kadar pek bilmiyordum. Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, bunları izlemişim yoktu. Bence, hiç mi ya? Abi ben entertainment sektörüne sadece eğlenme yani dram falan o tarz şeyle pek girmezdim. Şimdi izliyorum yani. Gerçekten şunu da gördüm. Hani çok güldüler ya. Seattle'da şey film festivaline git. Elin Amerikalıları. Başta bir Q&A yaptık, soru cevap. Beni tanıdılar böyle fırlama fırlama cevap veriyorum adamlara. Sonra filmi izlediler. Filmde komedi filmi gibi güldüler ya. Ben bir şey yapıyorum gülüyorlar falan. Yani o gözle bakınca da hakikaten hayatın kendisi çok komik. Yani dram şey işlerine de biraz şimdi bakıyorum ara ara. Ama ben de izlemiyordum önceden ya. Benim de hiç haberim yoktu valla. Bir de 3,5 saat abi, benim anam babam izlemedi. Yani. Çok çok. Babam izle, annem izledi de ilk gün sinemada izlemiş. Aman karman çorman bir şey diyor. Yorma o kadın. Aşk hayatın nasıl gidiyor? Hoppa. İyi şükür ya. Gerçekten çok tatlı bir insan. Ayşe Kırca, Levent Kırca ve Oya Başar'ın ortak çalışması. Oo. Limited. Bunlar iki tane var. Umut var. Ayşe ben dediğimde ben aldım Limited. Sen bak özel mesela. Bak bir şey diyeceğim. Umut'u çok... Esra diye bir kız aldım. Evet. Onu sonra alamadım. Siz tanıştınız mı hocam gelin adayıyla? Tabii ki de. Tanıştınız. Ki bak de. Mesela senin gibi komedyen, eğlence seviyesi yüksek, entertainer kimliğiyle hareket eden, yatıp kalkan bir adam. Bir komedyenin kızıyla beraber olmak ve yani Türkiye çapında yani ben yani dünya çapında bir komedi star bir adamdı yani, evet. Rahmetli Levent Kırca. Gerçekten öyle. Yani. Kız için de Freudian bir durum yani. Yani tabii ya. Hastalıklı bir durum lan. Hayır, lan daddy issues yani. Yapma şunu ya. Daddy issues değil de yani bu bir gerçek şimdi. Yazıklar olsun ya be. Bunu Anadolu'da şöyle derler. Sırtımızdan bıçakladı yemin ederim. Bir dakika abi, o zaman şöyle Anadolu lisanıyla anlatayım. Babasıyla meseleleri vardı falan. Anadolu'ya çeviremez. Hayır, Anadolu'ya çeviriyorum. Şu aynı kız daha çok babası gibi, daha sahiplenici, işte daha ona benzer. Ben şeyi merak ediyorum. Diyorum. Mesela hani bunu yani abi sen sonuçta özgürce konuşuyorsun zaten, her şeyi konuşmakta fayda var. Ben evet abi. Yıllardır aşkı arayan bir insan olarak. Hem de çok yani, uzun yıllardır arıyor bir şey. Ben Özcan Show'un içinde de aşkı arıyorum. Bir şey söyleyeceğim, aşkı aradığın çok açık abi. Ben şu an karşıma çıkan herhangi bir güzel kız resmi. Herhangi ama bak. Yapma Murat evet, hocam be. Abi, hepsinin koy. Altında ilk gördüğüm şey Ali için like abi. Ben de bana bu tespiti yapanlara. Bu acaba çok sık kullandığın için. Ama bu like'la aramıyor, o başka bir şey ya. Dümdüz o bir alışkanlık. Abi hangi alışkanlık ama. Vallahi öyle, doğru söylüyor. O artık istisna. Şey değil, onun için bir kıstas abi, değil yani, unutmuş. Motor zaten. Becerisi gibi düşün. Abi zaten şimdi şöyle bir şey var. Güzel bir kız 100 bin takipçiden aşağı çok az kaldı artık günümüzde. Çok az kaldı. Güzel kızsa 100 bin takipçi. İsyan. Abi 300 takipçili kız görüyorum. Ali biçim like diyor yani. Nasıl bir altyapı var burada? Murat hocam. Demek ki güzel diye beğenmiyorum. Adam scouting insan diye var. Beğeniyor demek. Doğru yani. Hocam doğru söylüyor olabilir, bu arada. Genelde bu durumlarda yani bu tespitlerde benim kendimi savunma mekanizmam şöyle açılıyor. Hı. Hocam o profile nasıl denk geliyorsunuz da benim like'ımı görüyorsunuz diye. Keza çok güzel giden bir beraberliğiniz var. Keza çok güzel giden bir beraberliğiniz var. Ya ben gözlemden bahsediyorum. Aliş, bütün profillere girmiş. Aliş. Abi mizah dediğim biraz da gözlem işidir. Gözlemliyorum. Gözlem yapmak için Instagram profilleri geziliyor. Ama şöyle bir şey var. Ne isimler var? Bazı isimler var böyle sektörden de çok tanıdık. Çok üzülüyorum ya. Ben evet, beni de suçlasınlar. Senin ne işin vardı profilde? Tamam, ben buna da razıyım da. Tamam, gönül hocam senin ne işin var dediğim çok insan var ya. Şimdi Murat hocam. Görüyorum böyle. Sen girmişsin, bakmışsın ama like'lamaya erinmişsin ya. Mesele o sadece. Olabilir abi. 30 yaşında bir like'layan da bir vatan evladı şu an podcast'in ortasında eleştiriliyor. Eleştirilmiyor. Sadece bunu yani çok gördüğüm için söylemek istedim. Hiç sıkıntı değil hocam. Bence güzeli takdir etmek de bir şey. Bence ya, böyle boş. Bağlayalım bence. Helal hadi olsun ya. Demiş. Öyle kıza bak. Şimdi güzel giyinmiş, şunu soracağım. Bak bu soru benim için çok önemli. Buyur abi. Daha böyle dün yine bir date'deyim. Çok saçma sapan hikayelerle karşılaştım yani. Senin gibi gerçekten
yani. Hani Türkiye'de komedide çığır açmış. Bence yeni neslin de gerçekten oturup nasıl işte bizim TRT'deki 300 bölüm nerede dediğimiz şey. Şu an bir külliyat olarak bir yerde 300 bölüm insanlar ulaşabiliyor mu? Evet. Hangi platformda ulaşıyor? YouTube'da izliyorlar. YouTube'da var. 300 bölümde var mı? Birçoğu var. Birçoğu var. Aynı şekilde Levent Kırcan'ın da o görüntülerinin, ben hep kendi aramızda konuşuyoruz, remaster edilip o görüntüler böyle ayıklanıp tekrardan yüklenip yeni nesle bence tanıtılması lazım. Zor bir mizah. Dönemin mizahı. O dönemki siyasi olaylar, işte Türkiye'deki olaylar, ekonomi vesaire. Çünkü her dala atlayan bir rahmetli abimiz olduğu için çok seviyorduk. Biz de kendi videolarımızı anıyoruz. Şöyle yaşadığın anlar oluyor mu? Mesela Levent Kırcan'ın bir skecine takılmışsındır. İşte Müslüm Gürses'in make-up'ını yapmış. Aynı anda Orhan Gencebay, Ahmet Kaya, işte Candan Erçetin'i canlandırdığı bir skeci açıp ya burada baban ne yapmış ya? Baban nasıl bir adamdı deyip ondan hiç böyle taze taze hikayeler dinlediğin oldu mu? Abi çok yani. Harbi mi ya? Bak bu çok güzel bir şey. Gerçekten öyle. Efsane. Bir de ben yani bu her yerde anlatıyorum. İlk çıktığım günden beri anlatıyorum. Ben komedyen olma maceram onunla başladı yani. Olacak kadar izlerdim. Hani hafta içindeki olayları takip ederiz, haberleri. Cuma günü hocayla konuşurduk. İlkokul hocam Ayda Tülinbaş buradan inşallah hayattadır, bayağıdır görüşmediğimiz için. Çok fütüristik kafa, modern bir kadındı. Kadın şey diyordu, sen komedyen olacaksın diyordu ilkokulda. Ve haftadaki, bütün haftadaki haberleri takip edip hangisinin skecini yapar, hangisini tiye alır, hangi karakteri yapar falan, bunları tartışıyorduk Cuma günü. Pazartesi de hangisini tutturdum, hangisini tutturamadım. Bu ne abi, böyle Erik Morris gibi sınıf öğretmeni olur mu? Nasıl? Evet evet, enteresan şey ya. Yani o kadar. Amasya'daki bir sınıf öğretmeninden bahsediyorsun ya. Kadın gerçekten çok şeydi, enteresan bir kafaydı. Ve ben o kafa, yani Levent Kırca'yı takip ederek aslında mizah dünyam şeyim başladı ilkokuldayken. Bugün efsane şeyler duyuyorum ya. Ya geçen gün şeyi izliyoruz. Pavarotti ile James Brown'un bir tane şeyi var. Ya mükemmel ya, mükemmel. Yeni öğrendim, yeni onu keşfettim ben. Gece gündüz onu. Abi Pavarotti'ye yakın girdi. Ya Zorlu'da, Zorlu'da Kaan Sekban'la oturacağına sadece bak şu dörtlü bir gece müzik gecesi yapalım, boğarız seni. Abi beni. Seni öldürürüz müzikten. Rica dinlemediğin her şeyi ya. Dinlersin biraz yani. Biraz sofistike olayım ya. Çünkü bir ortamda çok aşağılandım. Sabaha kadar herkes abi. James Brown'lar, Eric Clapton bilmem ne yazar tut. Ulan bu kadar cazcı bir araya gelse 3 saat sonra Tarkan'a bağlar. Yapmayın dedim, gözünü seveyim. Sabaha kadar caz dinleyemeyiz be. Sana bak. Hiç mi Serdar Ortaç yok lan hayatımızda? O kadar aşağılandım. Hiç mi Mustafa Sandal yok? Hiç mi Mustafa Sandal Doğu Demirkol düeti yok? Hiç mi yok abi ya? Elime verdiler kumandayı. Arada bana da geldi. Doğu sen açtı. Abi devam edin ya. Güzel. Abi. Çünkü o esnada şeyin yeri yok yani. Ya bak. Yok abi. Bak biz öyle bak. Her gece bunun praktisini yapıyoruz yani. Biz mesela bir ara kafayı kırdık. Pandemi Hak'tan İzmir konserini falan izliyoruz. 5 dakikalık performans. Bir şey diyeceğim. Ben Demet Akalın Hak'tan şarkısında da Hak'tan'ın gireceği yeri bekliyorum ya. O kadar değişik bir ses var. Biz konserine de gidecektik. Kuşadası'nda bir konserini yakaladık, gidemedik, hatırlıyor musun? Biz Antalya'da mıydık? Bir yerde gördük. Biz Çeşme'deydik. O Kuşadası'nda 2 gün sonra çıkıyordu. Yetişemeyiz dedik, gidemedik. Lan görmemişsiniz o zaman. Ya beraber gidelim abi ya. Tabii. Bir ara Hak'tan yapalım. Hak'tan. Anormal. O ne abi? Nasıl nameler yapıyor ya name? Psikopat bir adam yani. Peki bir şey diyeceğim. Yine birbirimize yani. Murat Hoca tuvalete gittikten sonra sizi Zeki Demirkubuz'la tanıştıracağım. Bana gün verin falan filan dedi. Ya birbirimize abi, bu kadar yalan söylemeyelim ya. Böyle şeyler yani söyleniyor. Gerek yok ama. Ben mi dedim Zeki Demirkubuz'la tanıştıracağım? Şimdi inkar et derip dakikasında. Ama o kadar candan bir insan yani. Hiç öyle snob tavırları da yok. İnsan işte, muhabbeti de çok iyi. Halı saha maçına gidip basıp hocam severek takipteyiz diyebiliriz yani istediğiniz zaman. Ya mesela atıyorum çaktık mı götüne girsin falan gibi şeyler diyor mu halı sahada? Halı sahada eder. Demek zorunda olacağın şey. Bence demiyor eder. Abi. Yapma ya. Halı saha maçında filmlerindeki insan, kadar etmiyor mu? İnsanlarda Zeki Demirkubuz olduğunu bilerek oynuyorlar. Yılmaz hocanın öyle şeyi var. Biraz daha böyle agresif sert oynar Yılmaz hocam. Ya Yılmaz hocamla bir gördük, ayak tenisi yapıyorlardı Acun Ilıcalı'yla. Meydan muharebesi gibiydi. Abi çok orada çok gerilmişler. Onu bana da anlattılar o maç. Biz o gün oradaydık işte. Biz oradaydık. O bir meydan savaşı fanilerden abi, böyle bir bana. Şey gibi. Ama Acun abi de herkese giydiriyormuş. O da giydiriyormuş herhalde. Bir mitolojik hikaye gibi anlatılır o. Evet abi aynen. İki tane şey mitolojik hikaye gibi. Evin kadrosu bir şey var. Sen söyle. Auditorium ya. Bir seyirci kitlesi var. Demet Akba. Kafayı bir çeviriyorsun. Bir yerde Şükran Ovalı. Bir yere bir bakıyorsun. Okan Buruk. Bir yere bir bakıyorsun. En basit insanın Instagram'da 7 milyon takipçisi var. Bir de öyle bir audience oynuyor yani. Hani seyirciler de evin temelini ünlülerden atmışlar zaten Alaçatı'da. Her yerinden ünlü çıkan bir ev. Biz böyle yetim gibi oturduk. Çay içer misiniz falan dediler. İsteyemedik de utancımızdan. Bence Acun abinin ayak tenisi maçlarında ortalığı geren tek isim sevgili Ezgi Mola'nın müstakbel eşi Mustafa Aksakali. Aa yeni evlendiler onlar da bu arada. Herkes onu diyor ya. O germiş. Ya o geriyor, geriyor çok geriyor. Olayı abi ben yemin ederim var ya aklımda ya. O kadar çok insandan dinledim ki o günkü. Yılmaz Erdoğan Acun Ilıcalı şey rekabetini. Çünkü ikisi de futbol şeyi çılgını. Yılmaz Hoca ile biz Köyceğiz'de bir maç yapıyoruz. Murat şeyin ilk sezonunu çekmişiz dizinin. Hoca çağırdı bizi. Ve gerçekten Yılmaz Erdoğan'dan onu duymak yani bazı sahnelerden bahsederken şöyle yapıyordu.
falan inanılmaz falan, inanılmaz oradaki oyunculuğun falan dedi. Hocam estağfurullah hocam falan. Orada ya seninle Mükremin iyi, fena değilsin. O da iyiydi ya. İzledik bir iki. Orada Murat'ı bir fırçalaması var. Sessiz. Abi mükemmel bir andı ya. Hangi Murat? Yeni tanışıyorlar. Evet. Bir de yeni tanışıyorlar. Herkesi kendi şeyini enturajını fırçaladığı gibi de fırçalamıyor. Yani çünkü yeni tanıştığın insanı hop diye dümdüz girmezsin. Bir an oldu, Murat beni kaçırdı. Ben de gol attım. Böyle Murat'la bir göz göze kaldılar. O sessiz fırça. Yani yazsan hiçbir filmde o kadar evet, güzel abi. Bir ses. Kahkahalarla güldüm. İnsanlar diyor neye gülüyorsun? Bana yakaladım baktı. O bakışları çünkü. Evet, evet. Hocam diyor, sadece hocam diyor evet. Murat Bey. O da bakıyor böyle mükemmel. Abi ben 25 senedir bırak top oynamayı yani koşmamışım bile. Zaten ilk 5 dakika ben durmaya çalışarak geçirdim. Yani koşuyorum sahanın bir tarafına. Koştuktan sonra ulaşman gereken yere ulaşıyorum. Oradan sonra duramıyorum. Bir o kadar daha koşuyorum. Birkaç defa kendimi attım yere düşmek için. Hani düşeyim ve durayım diye birkaç defa. O kadar bağımsız ayaklar, vücut, tarman çorman gidiyorum. Ve şöyle düşünüyorum. Durayım, şöyle düşünüyorum. Biz orada misafiriz. Doğu dizisi işte gelmişiz. Doğu'yla tanışmış zaten. Benle tanışıyor Yılmaz Hoca. Yo biz onunla tanışmıştık önce. Evet, ben Yılmaz Hoca'ya ilk defa tanışıyorum. Hani biz misafir kontenjanından böyle bir maç yapıyoruz fasulyeden diye düşünürken şunu bilmiyordum. Gerçekten Yılmaz Hoca da ve oğlu da öyle, Rodin de öyle, çok iyi futbolcu. Yani gerçekten çok yetenekli ikisi de. Yani sen de şimdi ya. Yok oğlum yetenekli lan çocuk. Asabımı bozuyor yemin ederim. Kimse abi. Rodin ne maymun etti oğlum be. Etti Yılmaz Erdoğan oğlu diye kimse ayağına girmiyor ya, gerçekten. Tamam o da var ama çocuk. Abi şimdi yani Rodin'i sakatlığa diyiyorsa kimse ayağına girmiyor. Şu kadar çocuk aramızdan geçiyor gidiyor abi. Yok Rodin'in hakkını yemiyorum abi. Gittim açık açık. Rodin'in hakkını yemeyelim diyor ya. Oğlum abi, iyi oynuyor çocuk. Çocuk yaşına göre iyi ama bizde oynayabilecek fiziksel durumu yok çocuğun. Normalde ya bir koyarsın ya. Aşil tendonu. Mazerdan olsun diye. Çık kardeşim şuradan ya. Hocam şu çocuğu al şuradan diyemiyorsun abi. Diyemiyorsun. Evet evet bazı anlar oluyordu öyle. Neyse. Diyemiyorum. Abi onu diyemediğim için de içimde kaldı. En son söyledim ben. Nasıl Rodin ama dedim. Hocam bence çok şımarık. Zengin çocuklarına sinir oluyorum dedim. Hoca şöyle yaptı Yılmaz. Gerçek mi diyorsun lan dedi. Çocuk oğlum çocuğu, çocuğa niye sinir oluyorsun dedi. Ya hocam şaka yaptım dedim. He sinir olma lan dedi. Hoca da iyi yaklaşmış ama. Yok yok evet evet. Benim ben öyle ağzıma geleni söyleme lüksüm oluyor ya. Ya her programda bir Yılmaz Erdoğan hocamızı anıyoruz. Kötü gece anlatma, bir yerde, doğru anlat. 3'te 4'te bir yerde eğleniyorsun. Bir tane insan da sektörden de olsa çok sevsen de fikirlerine inansan da. Ben içim, sana 3'te gelip bir şey çakmaya çalışsa bir fikir dinler sana. Farklı günahları açayım. Ama beni dışladı sana anlatmaya başladı. Hayır sen hiç arada, içmiyorsun diye. Yok içiyorum Murat abi. İçiriyor arada bana. Kötü adam. Farklı günahlara düşürdü mü seni? Çok günah skalamı genişletmeye başladım bu kaç ara. Kaç yıllık? 12 yıllık, 18 yıllık skoçmal. 18 bir iki deniyor. Zina ile başladı. Yok hayır. O öyle değil. Yok zaten yıllarca tek bir günaha odaklandım. Fark ettim. Evet. Onu değil. Biraz yeni günahlar katayım dedim. Ama o alanda da ne var güncellenen var. Günah listesinde? Abi alkolüm var. Ama çok arada bir tadına bakıyorum ya. Onu da bileyim, onu da bileyim. Kafasında evet. Ne oluyor diye. Şimdi birer kadeh içeceğimiz gibi. Vallahi şarap içeceğiz. Şimdi içme. Vallahi şarap şimdi içmeyelim. Tık, şöyle içiyorum abi. Mesela şimdi içsem ikindiyi kılamam. Yatsıdan sonra içiyorum. Sabaha kadar ayılmış oluyorum. Sen gene. Din ve devlet işlerini acayip ayırıyorsun ve bunu nasıl ya en layık komedyen sensin. Şimdi içmem. Bir de arabayla geldim mi içemem yani. Helal olsun ya. Kendim geldim. O zaman biz birer kade sevgili Murat Hoca ile içeceksek. Şivas 18'ini aynen senin gözlerinin içine bakarak biraz içelim biz götürün, bitirelim götürün, artık. Götürün kardeşim götürün. Bana da bir çay verseniz olur mu lan? Sevgili Doğu da o sırada ikindi yıkılacak. Daha var ya. Daha var. O da muhabbet ederiz o sırada. Pekala. Sevgili Doğu Demirkol'un. Şu namaz kılıyormuşum ben de. Allah! Yapmadığı şey değil ha. Bu karavanda mesela ilk sezon çekerken özellikle ben çok şeyi gördüm birçok insanda. Ciddi mi yani Doğu falan? Karavanda mesela. Abi şakasına bir insan karavandaki göt kadar tuvalette ayağını sokup o lavaboda. Evet. Şaka yapmak için. Ona ben şahit abdest oldum ya. Oğlum çok zor bir şey. Niye sen Mercedes'in geniş karavanlarından söylemiyor musun? Üstüne Allah'ın karavanını getirmişler ya orada bir şekilde şöyle kılıyorsun. Mercedes'in geniş karavanında var mı ki böyle abdest almak için? Abi var tabii vardır ki ya. İnançlı Mercedes. İnançlı Mercedes. Yani. Ben mesela dizide kolay. Oynarken en böyle gördüğüm garip bir gün Tuğçe Kazas'la bir dizide oynadım ben 19 bölüm. Tuğçe Kazas of. Böyle. Tuğçe Kazas da inançlı. Namaz kıldığı zamanlar mıydı? Ben bayılıyorum abi. Şöyle açma germe hareketleri yapıyordu. Bir yerde böyle işte kolu böyle yapıyor. Bacağı arkaya atıyor falan. Birisi dedi ki ne yapıyor ya dedi. Oyunculardan biri de adını vermeyeceğim şimdi. Şey dedi. Birazdan din değiştirecek galiba. Isınma hareketleri yapıyor. İyi şaka iyi. Sen Tuğçe Kazaz'la ilgili bu şakayı 3 yıldır ya da 4 yıldır buradan satmaya çalışıyorsun ben ama. Ben hayır sana sivilde anlatıyorum bunu sürekli reis. Sonra atıyor musunuz kurguda onları? Yok hayır. Bu arada böyle bir Tuğçe Kazaz'ı geliyor bunun. Benim de ne kadar sevdiğimi biliyor. Dolayısıyla. Sever babam. Severiz ya ama onda
girsen like'ımı göremezsin Murat Hoca. Ama profili bu programdan sonra göreceksin. Sevgili Doğu Hoca, kral, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah sizden yani, razı olsun. Allah bu aslında Allah'a en çok zikrettiğimiz programlardan gerçekten bir tanesi. Muhtemelen sana teşekkür ederiz bunun için. Ya ben çok mutlu oldum. İlk defa bak gerçekten o kadar programa gidiyoruz. İlk defa bu kadar rahat bir programım oldu ya. Yani şey çekiliyormuşuz gibi olmadan eğlendiğim. Ama Alelade de size bu rahatlığı hissettiremediğimin de farkındayım. Hayır canım, yine çok eğlendim ya. Kral, soba bitti. Kapanış için sendeyiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.